Merhaba sevgili Kışa Çay Medya takipçilerimiz ve değerli izleyicilerimiz. Muhtarlık seçimine zamanda yaptığımız canlı yayın programlarımızla siz değerli izleyicilerimizi muhtarlığımıza tanıtma imkanı sunmuştuk. Bu çerçevede komşu mahallelerimizle tanıtım gerçekleştiremedik. Yeni programımızın 3. bölümü de gündeme dair programımızla mahallelerden gündeme dair özel programları canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Ayrıca muhtarlarımıza sorularınız canlı yayın WhatsApp haber hattımız 0544 359 15 18 numaralı hattımıza gönderdiğinizde muhtarlarımıza sorularınızı soracağımızı değerli izleyicilerime bildiririz. Kışa Çay Medya gündeme dair programımız ile mahallenin eksikliklerini, yapılan hizmetleri, mahallenin sorunlarını gün yüzüne çıkarmak için düzenlenmiştir. Üçüncü programımızın G ve Nuri Osmaniye Köyü şimdiki adı mahallesiyle gündeme dair özel programı ile karşınızdayız. Nuri Osmaniye Mahallesi Muhtarımız Sayın Tahsin Kovat'a programımıza kabul ettiği ve bizi Nuri Osmaniye Mahallesi'ne konuk ettiği için teşekkür ediyorum. Muhtarımız ile Nuri Osmaniye Mahallesi halkının kafasına takılan soruları cevaplayacağımız güzel bir program olacak inşallah. Tekrar hatırlatalım. Siz değerli izleyicilerimizden WhatsApp haber hattımız 0544 359 15 18 numaralı hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Evet, sorularımıza geçelim muhtarım. Muhtarım, kısaca sizi tanıyalım. Tahsin Kovat kimdir? Öncelikle Nuri Osmaniye Mahallemizi tanıtma fırsatını, olanağını bizlere sunduğunuz için Kışla Çay Medya Zafer Obay olarak sizlere teşekkürlerimizi halkım adına borç bilirim. Tahsin Kolat 23.04.1973 Sakarya doğumlu. 3 çocuk babası. Nur Osmaniye Mahalle Muhtarı'dır. Evet, köyümüzün tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz? Nur Osmaniye köyümüz 1877 Batum'dan gelen dedelerimizin kurduğu Nur Osmaniye Mahallesi'dir. Evet, muhtarımız, şu anki gündemimizle ilgili COVID-19 hakkında mahallenizde kaç kişi var, kaç kişi entübe oldu? Pandemi sürecinin başladığı ilk günlerinden beri, ilk günlerinde olduğu gibi mahallemizde, 3 ailemizde, 3 vatandaşımızda COVID-19 teşhisi konuldu. Biz kendilerini direkt sağlık ekiplerince hastaneye sevkini yaptık. Ailelerini ilaç, dezenfekte çalışmaları yaparak kısmi olarak karantina altına almayı uygun görüp yani devletimiz, sağlık ekiplerimiz tarafından bu çalışmalar doğrultusunda gerekli izlenimlerimizi yaparak insanlarımızı sağlık nezdinde kontrolünde tutmayı sürdürdük. Karantina sürecinde evlerini ziyaret ettiniz mi? Evlerin tabii ki kontrollü şekilde ziyaretlerimizi yaptık. Tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde yiyecek, ne ihtiyaçları öngörülüyorsa, ne ihtiyaçlarında talepleri olduysa o talepler doğrultusunda ihtiyaçlarını gidermek adına tabii ki iletişimlerimizi sürdürdük. Evet, şu anda Nuri Osmaniye Mahallesi'nde pozitif vaka sayısı evde yatan hanede var mı, takip ettiniz? Şu anda uluslararası taşımacılık yapan bir abimizin ülke girişini yapılırken yapılan test sonucu pozitif çıktığından Geyve Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülüyor. Aile yakınları evlerinde gözetim altında tutuluyor. Yine aynı şekilde olduğu gibi ihtiyaçları gideriliyor. Evet, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşmıştı o kişi. Evet, kendisinin sağ duyarlılığı gösterip de medeni bir şekilde işte benimle temasta olan vatandaşlarım varsa sağlık kuruluşuna başvursun diye paylaşımını yaptı. Biz de buna mukabil sağlık ilçe müdürümüz ve sağlık ekiplerimizin bizde de verdiği bilgiler doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi alarak köyümüzü kontrol altında tutuyoruz. Şu an koronavirüsle ilgili tekrar gündeme dair olduğu için soruyoruz. Ne gibi önlemler alınıyor? Maske takımı köy içinde var mı? Bunları söylerseniz seviniriz. Tabii ki Büyükşehir Belediye'mizin, Kaymakamlığımızın bizlere gönderdiği paketler, maske, dezenfekte, kolonya ailelerimize ulaştırdık. Diğer yönden de vatandaşlarımız duyarlı olduğu için kendileri maskesini bulunduruyorlar, maskelerini. Tabii ki maskeler, önlemler alınarak yaşamımız devam ediyor. Yani belediye zamanında mı getirdi maskeleri, dezenfekte ulaştırdı?
Tabii ki yani ilk gün, ilk an itibariyle olmazsa hemen öyle eksiklerimiz giderildi. Sorunlarımız yok yani. Evet. Şimdi köyle ilgili sorunlara geçelim. Sorularımıza geçelim. Şu anda Nur Osmaniye köyü mahalle statüsüne geçti. Ne gibi değişiklikler oldu köyümüzde? Nur Osmaniye Mahallesi tüm köyler olduğu gibi tabii ki köy türel kişiliği kapsamında dışında kaldığı için eksiklerimiz çok. Yani tüzel kişilik olmadığından dolayı muhtarların gücü, dirayeti kırıldı. İsteklerimiz, taleplerimiz yani muhatap bulmakta zorluk çekiyoruz. Önceden tabii ki köy tüzel kişiliği varken özel idare vardı. Özel idareye gidiyorduk. Her türlü köyün ishalatıydı, köprüydü, menfezdi. Hepsi gideriliyordu. Evet. Ama şu anda onun sıkıntısını çekmekteyiz. Meralarımızı kullanamıyoruz. Ekonomik olarak işte ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde para toplama yetkimiz, imece usulümüz bunlar yok. Evet. Maalesef kayıplarımız var. Evet. Gevre Belediyesi'nden yeterli hizmet alabiliyor musunuz? Ya yeterli hizmeti alıyoruz. Yani şimdi sağ olsun başkanımız telefonlarımıza cevap veriyor. İsteklerimize cevap veriyor. Yani %100 olmasa da yani %100 olmasa diye bir şey yok. Yani biz memnunuz. Evet. İsteklerimizi yerine getiriyorlar. Şimdi çöp aracı yeni bir araç tahsis ediyor başkanımız. Karaçamur, Osmaniye, Şerefiye yani de 650 Karayolu veya GV'mizin kuzeyinde kalan köylere haftada iki sefer çöplerini almak üzere yeni bir araç 20 gün sonra evet. Faaliyete geçecek. Hayırlısı olsun inşallah. Allah razı olsun. Sorunlara geçelim. Dere ıslah sorunları söylemiştiniz. Var mıdır muhtarım? Şimdi dere ıslah çalışmalarımız istinat duvarları yapıldı 3 yıl önce. Tabii ki devamı olacak bu çalışmaların ama biz geçen yıl yaklaşık 1500 metre civarında dere içi temizlik çalışmalarımızı yaptık. Derelerimiz açık. Bir tek işte kalan yerlerimiz yaklaşık 1100 metre civarında bir tekrar ishalat şeyi var. Dere ıslah çalışması. Çalışma yapılıyor. Arazi ve orman yolları ile ilgili sorunlarınız var mı? Şimdi bizim esas Nur Osmaniye yerleşim alanı 5 kilometre yukarıda. Tabii günümüz şartlarında fen, ilim ilerlemiş. İlerledikçe de büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz vesilesiyle aşağı doğru gelmişiz. Yukarılar tabii şu anda atıl. Atıl olmasından dolayı işte biz oralara yol çalışmalarını yapıyoruz. Evet. Rampalar çok dik bir vadi içerisinde bulunduğumuz için burada rampaları yok edip %15 olmasa bile rampaları düşürmeye çalışıyoruz. Evet. Hatta buradan da değerli mahalle sakinlerime duyurmak istiyorum. Yani bizim su depomuzun olduğu alandan Atamak dediğimiz bölgeye kadar 2 kilometrelik mesafede tekrar vatandaşlarımızdan imza toplayabilirsek bu imza mukabilinde Büyükşehir Belediye'mizin mühendisleri burada bir çalışmalarını yapacaklar. Menfez olması gereken yerlerde menfez, köprü olması gereken yerlerde köprü. Yani rampayı %15'in altına düşürüp şevi asfalt yapacağını sözünü de aldık. Yalnız biz mahalle sakinleri olarak evet. imza toplayıp Büyükşehir Belediye'mize sunmamız vesilesiyle. Köy okulunuzla ilgili sorun yazmışsın bu taraf. Ne gibi sorunlar var? Köy okulu ile ilgili. Köy okulumuzda hiçbir sorunumuz yok. Köy okulumuz orta öğretim amaçlı. Süleyman Gülsüm Odabaş İlköğretim Okulu olarak faaliyetini gösteriyor. Doğançay, Boğazköy, Şerefiye olmak üzere taşımalı sistemle öğrencilerimizi alıyoruz. Öğrencilerimiz de burada eğitimine devam ediyor. Evet, bu cami ile ilgili Sübyan sınıfı demişsiniz. Camimiz lojmanla ilgili. Lojmanda yani şöyle lojmanımızda imam hocamız oturduğu, ikamet ettiği bina. Onunla alakalı eksiklerimiz var, sorunlarımız var. Onları da gidereceğiz. Camimizde kubbelerden başlayıp işte dış boyasına varana kadar çatısından, içinden ne eksiklerimiz varsa onlara da biz hayırsever vatandaşlarımızla temas halindeyiz. Onları da en kısa süre içerisinde toparlayıp tamamlayacağız. Yalnız biraz zaman lazım. Tamam. Yani her şey bir günde, iki olmuyor. Günde olmuyor. Neticesinde muhtarız, belediye başkanı değiliz. Bütçemiz yok. Evet. Bütçemiz de olmadığı için sabırla, metanetle bekleyip bu eksiklerimizi
gidereceğiz. Gidermeye çalışıyoruz. Gidereceğiz inşallah. Kurslar var mı? Dikiş nakış kursu olsun, diğer Kur'an kursu olsun. Bu tür bayanlar için yapılıyor mu? Geçen yıl Sübyan sınıfımız vardı. Bu yıl ilçe müftümüz kaldırdı uygulamayı ama bu yıl yok. Önümüzdeki yıl olabilir mi bilmiyorum. Bu pandemi süreci sonrası nasıl bir uygulama, nasıl bir bildirge gelecek tarafımıza bilmiyoruz. Bayanlarımıza, ablalarımıza, yengelerimizin Kur'an okuduğu binamız var. Evet. Camimizin arkasında burada ablalarımız, yengelerimiz eğitimine devam ediyorlar. Dikiş nakış kursuna gelince sağlık ocağımız binasının arkası yanında olmak üzere prefabrik binamız var. Evet. Dikiş nakış kurs yerlerimiz de burada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Okul içinde oluyor mu? Yani okulun içinde bir faaliyet var mı? Okulun içinde herhangi bir faaliyet yok. Yani kurslar orada görülmüyor. Yani dikiş nakış kursu yani sağlık ocağının yanındaki prefabrik evet. binada ayrı bağımsız bina yani burası öyle sağlık ocağı binasının içerisinde değil arazi içerisinde. Arası için. Prefabrik bina içerisinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Cami imamı ve müezzin görevlisi var mı Nurul Osman Mahallesi'nde? İmamımız yeni geldi. Çanakkale'den köyümüze nakil oldu. Bir müezzin talebimiz var. Onu da ilçe müftümüze bildirdik. D grubunda olduğumuzu bildirdiler. Biz de D grubunda olmamıza rağmen Doğançay nahiyesi bizden büyük iken, Nur Osmaniye Mahallesi küçük iken şu anda Doğançay Mahallesi'ni, nahiyesini Nur Osmaniye nüfus oranıyla, seçmen sayısıyla, cami cemaatiyle geçmiş durumda. Dolayısıyla bizim de müezzin hakkımızın olduğunu, talebimiz olduğunu sayın müftümüze bildirdik. Onlar da gerekli çalışmalarını yapıp müezzin göndereceklerini dile getirdiler kendileri. Evet. Sosyal tesis ve köy konağınız var mı? Sosyal tesis ve köy konağımız yok. İşte bu sağlık ocağının binasının bulunduğu arazi içerisinde Muhtarlar Daire Başkanımızla bir fizibiliti çalışması yaptık. Evet. Kütüphanemiz, sağlık ocağımız, dikiş nakış kursumuz, efendime söyleyeyim muhtarlık binamız, gençlik lokalimiz ve üst katı da düğün salonu olmak şartıyla bir çalışmalarımız var. Evet. Bu çalışmalar artık işte bu İdlib meselesi, Suriye meselesi gündemimize geldi. Akabinde pandemi meselesi evet. önümüze geldi. Bazı projeler askıda kaldı. Evet. Elektriklerle ilgili, SEDAŞ'la ilgili sorunlar var mı? Yani Geyve Boğazı'ndayız biliyorsunuz. Çok evet. elektrik kesintisi oluyor bu bölgede. Nasıl bir SEDAŞ'la ilgili şeyiniz var, sorunlarınız? Elektrik konusunda Nur Osmaniye Mahallesi 1972 yılında elektriğe kavuşmuş. Tabii ki ondan 72 yılından sonra eksik görüldükçe muhtarlarımız, o dönemdeki muhtarlarımız gerekli hassasiyeti gösterip gerekli hizmetleri almışlar. Evet. Fakat Nur Osmaniye son 10-15 yılda yani deprem sonrası 99 yılından sonra 99 depremi sonrası bayağı bir iskan artmaya başladı. Evet. Bu artış gösterdiği için elektronik eşyalarımızın kullanılması artış gösterdiğinden dolayı ciddi bir şekilde enerji kaybı yaşıyoruz. Evet. Bunu yani 31 Mart sonrası veya işte görev yetkimizi aldıktan sonraki planlamamızda, projelerimizde de ilk maddemizdir gördüğünüz gibi. Evet. Geçen 15 gün önce SEDAŞ İcra Kurulu Başkanımız, Gebze-Bolu arasındaki CEO'muz Sayın Necmi Odyakmaz Bey ile yaptığımız görüşmelerde 2021 Mart ayının birinde gazmayı vuracağımızı, evet. kökten bir değişiklik yapılacağını, ahşap direklerimizden, tellerimizden, trafomuzla, panomuzla tamamıyla bir köklü bir değişim içerisine gireceğiz alana. Şu an hangi bölgeden alıyorsunuz? Pamukova tarafından mı yoksa Karacaman'da pazarına doğru? Eskişehir, Bursa'dan geliyor bizim enerji hattımız. Evet. Eksiklerimiz var yani. Çok vatandaşlarımız bu konuda muzdarip. Niye muzdarip? İşte televizyonuydu, buzdolabıydı, ütüsüydü, yakıt kaloriferleri olmak şartıyla bayağı bir ciddi bir hasarlar gördük. Burada kendilerine zaten ilettik. Evet. Gerekli birimlere, siyasi büyüklerimize, işte Necmi Bey'e de bu konumuz, sorunumuzu anlattık. Kendileri de işte 2021 Mart ayında sahaya ineceğimizi, gazmayı vuracağımızı sözünü aldık. İnşallah. Böyle tellerle ilgili ağaçlar değiyor mu yoksa SEDAŞ ekibi müdahale etti mi ağaçlara? Şimdi geçen yıl biz bu çalışmaları tel altı ağaç kesimlerini, budamalarımızı yaptık. Tabii ki bu geçen yıl yaptık, bitti, olmuyor.
Yine Allah nasip kısmet ederse sonbaharda tekrar ekiplerimizle yine bir tel altı kesim çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evet. Arazi yolları yeniden düzenlenmesi, rampalarla ilgili sorunlar. Onu da demin belirttiğim gibi yani evet. Şimdi yukarıda biz arazilerimiz çok. Evet. Arazilerimiz çok olmasına mukabil yani yollarımız, altyapımız yani bir iş yaparken önce altyapısı olması gerekiyor. Evet. Bunu da yaparken önce bir yollarımızı bitirmemiz lazım. Yollarımızı bitirdikten sonra yukarı doğru yerleşim artık çıkacak. Sit alanı var mı? Mevcut mu şu an? Yok. Bölgemizde sit alanımız yok. Evet. Yani tarihinde Cenevizler yaşamış burada ama öyle bir sit alanı içeren bir arazilere sahip değiliz. Evet. Mezarlıklarla ilgili soru soralım. Mezarlıklarınız... Şimdi mezarlıklarla alakalı da bizim 16 maddelik acil plan dahilimizde mezarlıklar daire başkanımız ve birim amirlerimizle yaptığımız toplantılar, görüşmeler neticesinde önce Nur Osmaniye mezarlığı paftasında değildi. Evet. Yani bunu söylerken biz kimseyi töhmet altında bırakmak için değil. Olmamış, göz ardı edilmiş, unutulmuş vesaire. Ama biz göreve geldiğimiz an itibariyle mezarlıklarımızı şu anda Nur Osmaniye Mahalle Mezarlığı paftasında gözüküyor. Onu biz kapsam içine aldık. Evet. İfsi Siyah Kurulu ekibiyle, imzalarıyla birlikte Nur Osmaniye Mezarlığı paftasında gözüküyor. Evet. Çevre düzenlemesi, işte makilik alan var. O makilik alanı temizleyeceğiz. Etrafını da yaban hayvanlarının içine girmemesini engellemek için de duvar veya tel örgüyle çalışmalarımızı tamamlayacağız Allah nasip ederse. GV Belediyesi doğalgazla ilgili soru soralım. GV Belediyesi işte Karaçam'ı da kapsayan, İlimbey'i de kapsayan çalışma içerisinde. Köyünüzü de kapsıyor mu bu çalışma? Doğalgaz konusu GV Belediye Başkanımız Sayın Murat Kaya 2014 seçim beyannamesinde de bizlere söylemişti. Onun doğalgaz getireceğim köyünüze, bölgenize diye sözünü vermişti. Sağ olsunlar geçen yıl muhtarlar toplantısında bunu Karaça muhtarımız Osman Ölmez abimiz dile getirdi. Biz de desteklerini verdik. Karaçam'da başladı Allah nasip ederse. Evet. Sırasıyla Nur Osmaniye, Şerefiye, Doğançay gibi bağlar başına kadar doğalgaz gelecek. Yani belki bu kışın önümüzdeki kış belki %100 kullanma kapasitesine ulaşamayabiliriz ama 2021-2022 yılında Allah nasip ederse tüm mahalle sakinleri bu doğalgaz hizmetinden faydalanacağını düşünüyorum. Tekrar kışlık odunlarla ilgili köyünüz nasıl bir yani alıyor bunu, nasıl temin ediyor kışlık odunları? Kışlık ihtiyacımızı GB Orman İşletme Şefliğimiz, Müdürlüğümüz, Bence Müdürlüğümüz tabii ki sonra Doğançay Kısım Şefliğimiz olarak bölgemizde orman kesim çalışmalarını sürdürüyorlar. Geçen yıl ve bu yıl olmak üzere Nur Osmaniye, Sapanca, İlimbey, Karaçam ve Akıncılar bölgesi dahilinde kesim yapılıyor. Bu kesim kapsamında işte öncelikli biz kendi köyümüzdeki vatandaşlarımızın yakacak ihtiyaçlarını öncelikli olarak vatandaşlarımıza bu hizmetini yararlandırıyoruz. Evet. Ses düzenlemeleriyle ilgili anons sistemiyle ilgili yapılmış galiba. Nasıl bir arızalar oluşuyor teknik sorun olarak? Şimdi hoparlörler tabii miadı doluyor. Her şeyin bir zamanı var. Göreve geldiğimizde işte sorunlarımız vardı. Evet. Hoparlörlerimizi yeniledik geçen yıl. Fakat bu son yağışlarda yıldırım düşmesi sonucu başta camimizdeki telsiz zarar görüyor ve diğer hoparlörlerimize sirayet ediyor. Şu anda 7 tane de hoparlörlerimizi yeniledik. Bir Balaban mahallemizde, Balaban sokağımızda 2 tane daha hoparlör eksiğimiz kaldı. Evet. Onu da en kısa sürede sorunu gidereceğiz. İşte muhtarlığımıza da cihaz, yani ses cihazımızı aldık. Niye diyeceksiniz? Efendim pandemi sürecinde bayağı bir zorlandık. Yukarı git, aşağı gel gibi. Ve biz de dedik ki buradan hiç olmazsa vatandaşlarımızı bilgi sahibi edelim diye. Evet. İletişimde kolaylık olsun diye bu düzenlemeyi yaptık muhtarlığımızda. Telekomla ilgili soralım. İnternet mevcut mu? Yeraltı var mı şu an altyapı olarak? Şimdi tabii ki köyümüzde internet ağımız var. Fakat demin de söylediğimiz gibi yani Nur Osmaniye 100 haneyken 100 hanelik internet ağı bulunuyordu. Şu anda altyapı yetersizliği sorununu yaşıyoruz. Bunu da Telekom'da Transformasyon Müdürümüz Sayın Muharrem İlhan Bey'le de bu görüşmeleri yaptık. Evet.
Bu da en kısa sürede Allah nasip ederse köyümüze bu hizmette kavuşturacağız. Evet inşallah. Nur Osmaniye sporla ilgili sorular soralım. Sahanız var mı Nur Osmaniye'de? Nur Osmaniye spor 2010 yılında hayata geçti. 2010 yılında hayata geçtikten sonra yani bir üst üste güzel bir şampiyonluklar yaşadık. Evet. Fakat şu anda Nur Osmaniye sporumuz yok, üzülerek ifade etmek istiyorum. Nur Osmaniye futbolun beşiği, Aykut Kocamanları yetiştirdiği gibi çok kaliteli teknik sporcular yetiştirmesine rağmen profesyonel hayata adım attıramadık. Nur Osmaniye'yi kurarken de zaten bunu hedefliyorduk. Fakat ikinci amatör şampiyonluğu, birinci amatör şampiyonluğu, Süper Lig çıktık. Evet. Çıktık ama yani önce biz altyapıya önem vermemiz gerekirken biz dış transferlerle yolumuza devam etmek istedik. Biz kendi öz kaynaklarımızı göz ardı ettik. Kendi çocuklarımıza imkanlarımızı, olanaklarımızı sunmadık. Yabancı sporculara paraları kaptırdık. Ondan dolayı kendi çocuklarımız göz ardı oldu veya kayboldu. Küstü en azından. Şimdi Muhammed Ensar Kolat Sakaryaspor'da. Evet. Yasin Uzunoğlu yeğenim Fethiyespor A takımında devam ediyor. Ve oğlum aynı, o da kendisi de Fethiyespor'daydı. Şu anda Sakarya'da devam ediyor. Çağrı Kaya Sakaryaspor altyapısında. Yani amatör ve profesyonele aday olarak birçok sporcumuz var. Ama işte bu değerlere biz sahip çıkamadık. İşte soyunma odamız yok, antrenman sahamız yok. Bu alanlarımız yokken biz hedeflerimi çok büyük tuttuk. İşte burada kaybediyoruz. Evet. Türk futbolunda olduğu gibi. GV'de oynuyordunuz değil mi mesela? Maçları GV stadında mı oynuyordunuz? Normal. GV stadında, Ali Fuat Paşa stadında, işte Açmalar stadında, Erenler'de olmak şartıyla bu tür faaliyetlerimize devam ediyorduk. Yani kendi sahamız olarak gösterebildiğimiz. Bunlar da bizim eksiklerimiz. Ha diyeceğiz ki ne yapmamız lazım? Evet, köyümüzde öyle futbol sahası değil, işte bir sosyal tesis veya köy konağı yapacak şekilde bir arazilerimiz de yok yani. Evet. İşin gerçek boyutu da bu. Yokken de bunları da hedefimizde tutmak biraz mantıksız oluyor. Yok, arazimiz yok. Arazimiz olsa evet bir antrenman sahası en azından bir hoca bulundururuz, getiririz. Evet. Hocamızın nezdinde sporcularımızı kazanırız. Mahallenin gençlerinden nasıl bir tepki var? Sahanın olmaması ya da takımın olmaması. Tabii gençlerimizin haklı olarak istekleri doğru. Doğru ama işte alanımız yok, sahamız yok. Saha yapacak yerimiz yok. Yerimiz olsa tabii ki devletimizin bütün gücünü buraya sirayet edip yaparız. Yapmasın ama alanımız olmadığından dolayı yapamıyoruz. Evet. Adım atamıyoruz yani. Tekrar kardeşlerimize, transfer olan kardeşlerimize başarılar dileriz. Burada Nur Osmaniye Mahallesi'nden çıkan futbolculara. Yani şeyle elverişsiz yani. Evet. Gibi. Yeriniz yok, arsanız yok. Aynen. Maalesef. Beşi tekrar diyelim. Nur Osmaniye futbolcu beşi olduğunu söylediniz. Evet. Tekrar 65 yaş üstü ve Büyükşehir Belediyesi'nin maske ve dezenfekteye dağıtılmasını söylemiştiniz. Yeni mi dağıtıldı bu? Pandemi sürecinde mi dağıtıldı? Şimdi ben aynı zamanda Nur Osmaniye köy muhtarı ve dahi GV Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Burada bir konuda vatandaşlarımız biraz mağdur oldular. Nedeni de şudur. Şimdi biz yönetici olduğumuzdan dolayı diğer köylerdeki muhtarlarımıza maskelerimizi, dezenfekte ürünlerimizi ilettik. Evet. Biz yöneticiler olarak en sona bıraktık kendimizi. Nur Osmaniye'de işte bir dernek yöneticisi olarak, muhtarı olarak en sona kaldık biz. Evet. Balaban mahallemizi sokağımıza dağıttık. Şimdi Fırındere ve karşı sokağımızda dağıtmak üzere envanterlerimiz ellerimizde. Maskemiz ve dezenfektelerimiz elimizde. Mevcut. Dağıtacağız. Yarın itibariyle Allah nasip ederse. Mahalle yollarıyla ilgili arayollar, parke taşı yapıldı mı? GV Belediyesi tarafından. Şimdi pandemi süreci Mart 1'inde ara sokak parke çalışmalarımızı başlayacaktık. Yani Balaban Sokak, Fırındere Sokak, Karşı Sokak tamamıyla başlayacaktık. Fakat bu pandemi süreci başlayınca bu projemiz askıda kaldı. Akabinde doğalgaz çalışmaları başladığı için ben de Sayın Başkanımıza, Belediye Başkanımız Murat Kaya'ya dedim ki Sayın Başkanım önce bir doğalgazımızı bitirelim. Evet. Ondan sonra ara sokaklarımıza, parke çalışmalarımıza devam ederiz diye söyledik. O da uygun olduğunu söyledi. Ama bu meyanda tabii ki ara sokaklarımız bayağı bir çukur, bozuk olduğundan dolayı karayolları asfalt yenileme çalışması yaptığı zaman içerisinde biz de karayollarımızdan talep ettik asfalt kırığını
stokalarımıza döktük. Biz de o ara sokaktaki bozuk yollarımıza asfalt kırığı dökerek en azından bir pansuman yapmış olduk. Evet. İmar sorunu var mı mahallenizde? Ormana kalan bölge var mı? İmar sorunu tabii her köyde olduğu gibi bu bölgemizde, yani yerel köy statüsündeyken yerel yönetime geçmesi hasebiyle yani kağıt üstünde mahalleyiz. Yani köyüz hala. Evet. Ama Orköy'ün dışında kalıyoruz. Ormana kalan arazilerimiz Sarı Orman, Sarı Alan adında kalan yerlerimiz var. Öbür türlü başka bir şey sorunumuz yani yok. 2B olarak değil, direkt orman arazisi gözüküyor değil mi? Aynen, Sarı Alan gözüküyor. 2B'de girmiyor bu. Yani 2B'de farklı çünkü. Sarı evet. Alan da farklı. Evet. 2B kapsamında kalan sınırlarımız mevcut değildir. İçme suyuyla ilgili sular depodan mı geliyor yoksa Sapanca suyu, Akçay Barajı yapıldı. O suyu alıyor, biliyor musunuz? Hayır, biz kendi köyümüzdeki yeraltı kaynaklarımızdan besleniyoruz. Ne Akçay Barajı'ndan ne Sapanca Gölü'nden herhangi bir su almıyoruz. Kendi büyüklerimizin emekleriyle, gayretleriyle yapılan su depolarından hizmetlerimizi alıyoruz. Kendi öz kaynaklarımız. Önümüzdeki yıl işte şu anda ihale süreci devam ediyor. İhale süreci de bitti, hatta kamulaştırmadan dolayı beklemedeyiz. 200 tonluk su deposu, evet. Allah nasip ederse mahallemize kazandıracağız. Aynı zamanda Balaban sokağımızda da eski 15-20 tonluk bir su depomuz var. O su deposunu da 50 veya 100 tonluk olmak kaydıyla hem yollarını açacağız hem de o su deposunu hayata geçireceğiz Allah nasip ederse. Bunu da Saski Genel Müdürümüz İlyas Demirci Bey'le görüştük. Bilgileri dahilinde çalışmalarımız bu doğrultuda devam ettireceğiz. Suyumuz kendi öz kaynak suyumuz. Öz kaynak suyumuzu kullanıyoruz. Depolarımızı da hijyenik bir şekilde temizliğini sürekli olarak yaptırıyoruz. Sorunumuz yok Allah'a şükür. Sayaç takıldı mı sulara, evhanelere? Tabii sular yaklaşık 6 yıldan beri su saatleri takılı. Parasını ödüyoruz. Yani bizim emeğimizle getirilen, büyüklerimizin emeğiyle gayretiyle getirilen sulara birçok köy henüz para vermezken Nur Osmaniye, Şerefiye veya çok birçok köyde hepimiz ödüyoruz su parasını. Evet. Mahallenizde şiddetli yağışlarda su taşkını oluyor mu? Şimdi Nur Osmaniye mahallemiz çok dik vadi içerisinde bulunduğundan dolayı aşırı yağışlarda, yani yaklaşık metrekare başına 50 metre 50 kilogram yağış aldığında veya fazlasını aldığında, mesela geçen yıl Haziran ayı içerisinde aşırı yağış aldığı için Balaban sokak tarafımızda Doğançay'ın karşısında olan bölgeden heyelan geldi. Evet. Derelerimiz taştı. Ciddi bir şekilde bir korku atlattık ama işte dere ıslah çalışmaları yapıldığından dolayı inşallah böyle bir aksaklık yaşamayacağız. Daha sonraki işte o duvarların da yapılmasından mütakiben evet. İnşallah tehlikeyi bertaraf etmiş olacağız Allah'ın izniyle. Bazı geçen sene işte köprünün altı mesela su da birikmişti aşağıda. Oraya ne bir türlü bir önlem alınacak? Onu biliyor musunuz? Hangi köprü? Direkt aşağı, direkt derenin gittiği suyu gittiği Doğançay tarafında. Şimdi orada alt geçit var. Evet. Doğançay girişi, yani Nur Osmaniye sınırlarında olmasına rağmen Doğançay diye geçiyor bölge. Orada AFAD İl Müdürlüğümüzün, şube müdürlerimizin tutmuş olduğu raporlara göre bunu karayoluna intikal ettiriyorlar. Karayolu diyor ki AFAD yapacak. AFAD diyor belediye yapacak. Belediye diye böyle bir süreç var. Bu süreci de işte pazartesi günü kocaman sokak diye, kocaman ailesinin oturduğu bölge olduğundan dolayı kocaman evet. Sokak olarak adlandırıyoruz. Pazartesi günü Sayın Belediye Başkanımıza tekrar çıkıp bu konunun, bu sorunun bir an önce ne yapılması gerektiğine dair bilgilerimizi aktaracağız. Bu çalışmalarımızı takip ediyoruz. Evet. Çünkü orası sürekli tehlike arz eden bir yer. Yukarıdan çok ciddi bir şekilde malzeme geliyor. Hayatı tehlikede atlatılacak şekilde bir evet. Durum yaşandı. Bu önlemini almak alacağız Allah nasip ederse. Mahalleli otobüse aşağıdan biniyor değil mi? Mahalle içine girmiyor otobüs. Yok. D650 Karayolu istikametinde sadece Ali Fuat Paşa G ve Pamukova zaten de Adapazarı'na giderken yolcu almıyor. G ve KOP ve Ali Fuat Paşa araçlarımız, minibüslerimiz köyümüzün girişinde bulunan duraklardan yolcularını indiriyoruz. Evet. Köprüyü kullanıyorlar doğal olarak. Üst geçiti kullanıyorlar. Bazı geçen senelerde yine kazaları görüyorduk o bölgede. Evet. Maalesef yaya yolunu kullanmamanın cezasını çektiler bazı vatandaşlar. Sizin de eklemek istediğiniz muhtarım var mı? Sorun olarak gördüğünüz mahallenizde.
İsterseniz hızlı ara verelim biraz. Valla eksiklerimiz tabii, biz göreve geldiğimiz andan itibaren eksiklerimizi, planlarımızı, projelerimizi yaptık. Azalarımıza toplandık. Evet. Bu toplantı neticesinde eksiklerimizin projelendirerek önümüze aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı takip ediyoruz. Evet. Sizin köyünüzde bunlar eksik dediğiniz ve proje olarak, plan olarak yapacağınız hizmetler nelerdir bu tarafa? Valla işte 16 maddelik bir acil eylem planımızda işte trafomuzun yetersizliği, dere yatakları, internet sorunu, idare ıslah çalışmaları, okul bahçesi, yani köyümüzde bir de kanalizasyon olmasına rağmen aileler, haneler çoğaldığı için bu hanelerimizin alt kanalizasyon eksik, bağlantı eksiklikleri var. Bunları da işte o Saski bünyesinde bunları da hayata geçireceğiz. Tabii eksiklerimiz evet. bitmiyor. İnsanlarımız evet. biz hepimiz insan olduğumuz için ne kadar da olsa hizmet bir o kadar da fazlasını istiyoruz. Doğal olarak da hepimizin hakkı zaten. Ben muhtar olarak istiyorsam vatandaşlarım da zaten evet. bu doğrultuda hizmetlerden biraz daha fazla şekilde faydalanmak istiyoruz. Evet. Onları söyleyecek misiniz muhtarım? Yapılacak. Bunları zaten hepsi sırasıyla önümüze geldi, konuştuk. Trafoydu, dere yataklarıydı, kanalizasyonuydu, internetiydi. Evet. Balaban sokağıyla, fırın deresiyle, fırın dere sokağıyla, gar sokağıyla hepsini zaten sırasıyla önümüze geldi. Cevabını vermeye çalıştım. Nurlu Osmaniye Mahallesi'nin en büyük sorunu nedir? İlk önceki, yani ilk önce yapılması gereken en büyük sorunu nedir? Şu anda Nurlu Osmaniye Mahallemizin en önce, ilk yani öncelikli sorunu trafo sorunumuz. Yani bu da işte SEDAŞ'ın bizlere söylediği 2021 Mart ayında gazma vurulacağını, bu şekilde evet. bu sorunu gidereceğimizin sözünü yani aldık. Yani her gün gidiyor mu elektrik gününüzde? Şimdi aşırı yağışlarda, soğuklarda yani tüketim arttığı zaman, evet. mesela elektronik eşyalar devreye girdiği zaman voltaj düşüklüğü halen yaşıyoruz. Voltaj düşüklüğümüz eksik değil. Az önce bile SEDAŞ ekibimiz geldi. Voltaj düşüklüğü nedeniyle vatandaşımızın evine gidip kontrolünü yapmaya geçti. Arızalan cihaz var mı şu ana kadar hanede? Var. Var. Yaklaşık diyebiliriz ki 200 hanenin en az 100 hanesi gerçekten abartısız zarar gördü. Yani benim televizyonumda olmak kaydıyla işte şofbeniydi, elektronik eşyalarıydı. Tutanaklarımız da elimizde mevcut. Evet, geçmiş olsun diye. Sağ olun. Evet muhtarım, sizin başka eklemek istediğiniz bizim atladığımız bir konu varsa son soru olarak söyleyelim. Programı kapatalım. Atlamadık. Güzel bir sohbet oldu. Güzel bir söyleşi oldu. Ben söylemek istediğim şudur. Benden önce köyümüzde, köyümüzün kuruluşundan bugüne kadar köyümüze hizmet eden muhtarlarımız, ahirete irtihal etmiş muhtarlarımıza rahmetler diliyorum. Sağ olanlara hayırlı ömürler, sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyorum. Bizlere de Allah kolaylıklar versin. Bizler Nur Osmaniye muhtarı olarak, Nur Osmaniye köy halkı olarak en iyi hizmeti en hızlı şekilde almak için var gücümüzle, azalarımızla birlikte, gençlik kollarımızla birlikte hizmet almaya gayret edeceğiz. Evet inşallah. Dernekle ilgili kaydınız var. GV hangi dernekte o? GV Muhtarlar Derneği. Muhtarlar yani GV 16 ilçemizde olduğu gibi evet. GV'de Muhtarlar Derneği yönetim grubu üyesiyim. Yani köyün haricinde de orada genel sekreterlik görevim var. Hem Nur Osmaniye hem Muhtarlar Derneği görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Orada sorunları dile getiriyor musunuz? Köyün sorunlarını. Tabii tüm muhtarların sorunları bize geliyor. Bizim köyümüzün sorunu da bizde kalıyor. Evet. Pazar, Perşembe günü işte saat 11'de yönetim kurulu toplantımız vardı. 73 muhtarımız vardı GV ilçesinde. Evet. Hatta orada da biz grup başkan vekilleri olarak yöneticiyle yani yönetim kurulu ayrıldık. İşte 9-10 muhtar bir yönetici muhtarımıza böldük. Hiç olmazsa hizmet noktasında daha hızlandırılmış bir şekilde çalışmalarımızı sürdürelim diye bu şekilde bir planlama yaptık Muhtarlar Derneğimizde. Evet. Yöneticilerimiz evet, olarak. Kapatalım isterseniz muhtarım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Nur Osmaniye Mahallesi ile gündeme dair özel programımızın sonuna geldik. Muhtarımız Sayın Tahsin Kolat'a sizlerin aklında kalan soruları cevaplamaya çalıştık. Hatamız olduysa affola. Tekrar Nur Osmaniye Mahallesi Muhtarımız Tahsin Kolat'a teşekkür ederiz. Bizleri çok güzel ağırladığı için. Başka bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.